Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret çalışmaları için en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum, dedi. Vatandaşlar ise asgari ücret 2024 ne kadar olacak? Yeni asgari ücrette net ve brüt kaç para olur? Sorularına cevap aramaya başladı. İşte konuya ilişkin en güçlü tahmin. Yeni yıla girmemize ramak kala asgari ücret araştırmaları arttı. Milyonlarca çalışan vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. 2024 yılı için asgari ücret merakı günden güne artıyor. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki asgari ücret 2024 ne kadar olacak? Yeni asgari ücrette net ve brüt kaç para olur? Asgari ücret 2024 ile ilgili son açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, asgari ücret ve emekli ikramiyesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamlara atlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum, ifadelerini kullandı. Peki asgari ücrette en güçlü tahmin ne? İşte detaylar. Ekonomist Muhammed Bayram yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, sadece 7 milyon asgari ücretliği değil bu ücret özel sektörde çalışan tüm kişileri etkiliyor. Bir önceki dönemde %34'lük bir zam artışı yapılmıştı. İşte asgari ücrette en güçlü tahmin. Ciddi bir zam olmasını bekliyoruz. Burada işvereni de düşünmek gerekiyor. Enflasyonist ortamlarda enflasyon yükü ya işverene ya da çalışana yüklenir. Burada emeğe fazla yüklenmeden, Avrupa'daki rekabet koşulları dikkate alınmalı. Geçtiğimiz dönemde asgari ücret 450 dolar rekor seviyedeydi. Dolar kurunun artmasıyla beraber 400 dolarlara düştü. Şu anda yeni asgari ücret düzeyinin 500 doları aşmasını bekliyoruz, 15.500 civarında en düşük asgari ücretin olması bekleniyor. Burada enflasyon karşısında asgari ücretli, emekli ezilmiş durumda. Asgari ücretin artmasıyla birlikte diğer kalemler de etkilenecek. Ben 15.500 TL düzeyinde asgari ücret bekliyorum. Burada işverene maliyeti önemli, işverenin %14 sigorta yapı, işverenin %15,5 ve %2 payları var. Bu kısılabilir. Günlük asgari ücret destekleme tutarı var. Bu işverenlere yetmiyor. Çalışanların alım gücü artırılabilir. Vergi diliminin sabitlenmesi, asgari ücretli kadar tutarında bütün ücretlerde istisna yapıldı. Şu anda kişiler istisnanın yanlış uygulanmasından dolayı erken dilime girerek erken bir dönemde vergi ödüyorlar. Eğer düzenleme normale çevrilirse 3. aydan sonra girilecek dilim 6. aydan sonra girilecek. Maaşlar artacak. Son 6 aylık enflasyonun %38'ler civarında gelmesi bekleniyor. Burada ona endeksli bir şekilde 15.500 TL seviyesi enflasyon farkı kadar bir tutarı yansıtacaktır. Piyasa zaten şu anda bunu fiyatladı. Yüksek oranda fiyatların yapılmasını herkes ister. Burada asgari ücret çalışılacak en az düzeydir. İşsizlik maaşları da artacak. Eğer %30'luk bir artış olursa işsizlik maaşı 6.900 TL seviyesine gelecek. %40 olursa 7.450 TL seviyesine gelecek. En yüksek işsizlik maaşına %30 zam olursa 13.845 TL düzeyinde. %40 olursa 14.910 TL düzeyine gelecek. GSS primi, %30 artış olursa 520 TL olacak, %40 olursa 562 TL seviyesine çıkacak. Yıllık olarak %30 zam olursa 6.277 TL, %40 olursa 6.760 TL seviyesine gelecek.